Seda Sayan'la 7 Mayıs Cumartesi günü Prag'da nikah masasına oturacağı Çağlar Ökten, geçen hafta sonu Kıbrıs'ta aynı sahneyi paylaştı. Sahneye ilk olarak Çağlar Ökten çıktı. Sayan kendisine eşim diye hitap eden sevgilisinin sahneden inmesini bekledi. Geldi. Tamam. Nerede? Geldi işte. Şöyle. Nasıl geçti? Çok iyi. Muhteşem. Güzel geçti. Güzel. Merhaba herkese. Evet, merhaba, nasılsınız? İyiyiz. Nasıl görünüyoruz? Harika görünüyorsunuz. Uzun zamandır görmek istediğimiz bir tablo göremiyorduk. Teşekkür ederiz. Kıbrıs'tayız. Neler söyleyeceksiniz? Önde siz sahne aldınız. Size soralım. Nasıl geçti sahne? Valla sahneden indim. Sırılsıklam şu anda. Çok keyifli. İçeride çok güzel bir misafirler var. Harika. Eğlendik. Şimdi eşime bırakacağım sahneyi. Oo. Birazdan o çıkacak. Herkes eşim hazır. Başlamış eşim. Artık. Çünkü çok az kaldı. Evet. Allah'ın izniyle 7'sinde Prag'da Egemen Bağış, eski bakanımız ve büyükelçimiz nikahımızı kıyacak. Seda Sayan, Egemen Bağış'ın kıyacağı 7. nikah ile ilgili bilgi verdi. Güzel bir nedeni var mı Prag seçmenizin? Yoksa var, çünkü Egemen Bağış ve Beyhan Bağış benim çok sevdiğim dostlarım. Çok seviyorum onları. Dolayısıyla biz yurt dışında yapmayı planladığımız için o zaman Prag olsun dedik. Birlikte karar verdik. Benim ne kadar sevdiğim ve ne kadar saygı duyduğumu bildiği için Çağlar da peki dedi. Oraya çok gidiyoruz. Heyecanlılar onlar da şu anda. Evet. Bekliyorlar merakla. Hazırlıklar nasıl geçiyor sizler için? Efendim? Hazırlık nasıl geçiyor? Hazırlık vallahi bizim yerimizde bunu düşünenler var. Sağ olsunlar. Biz öyle bize soruyorlar, diyorlar ki nasıl ya, heyecan nasıl? Biz de diyoruz ki vallahi düşünenler var, sağ olsunlar. Çağlar Ökten geçen haftalarda sahnede Seda Sayan'a yaptığı aşk ilanı ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Aşkım 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 diye böyle haykırmak istiyorum şu anda. Böyle aşkım, her şeyim, seni çok seviyorum tamam mı demek geliyor mesela içimde. Geçtiğimiz hafta videoları gördük ama bayağı bir ilan aşklar edildi falan. Nasıl geçiyor sizin için? Vallahi o... Söylesene, taklidini yapıyor. Evet, şöyle biraz yanlış anlaşıldı galiba. Hani ben çok takılmadım ama bizim ikimizin arasında olan bir şey. O bana işte seni çok seviyorum tamam mı diyor. Ben de onu içimden geldi. Yani çünkü çok baskı hissettik uzun zamandır. Evlilik teklifi haberi çıkınca bende de inanılmaz bir rahatlık oldu. Ve onu o anda sahnede içimden geldiğince benim sahnem nasıl olsa konuşurum ya dedim, anlatırım yani. Çünkü bunu gizlemek benim hoşuma giden bir şey değildi. Duyuldu madem. İçimde rahat rahat bir şekilde söyledim. Siz neler hissettiniz o anda? Güzeldi tabii Çağlar'dan bunları duymak. Ama çok da şey değildi. Öyle bir aile atmosferiydi ki yayınlandığında izlerken tuhaf geliyor ama evet, o atmosfer öyle değildi. Çağlar Ökten'e kendisinden 25 yaş büyük Seda Sayan'ın kalbini nasıl çaldığı soruldu. Peki biz Seda Hanım'ı dışarıdan böyle çok güçlü ve sert biri olarak görüyoruz ama kalbine girmek kolay oldu mu sizin için? Sizin gördüğünüz... Cevap verme. Seda Sayan'la benim gördüğüm Seda Sayan çok başka. Çok farklı şekillerde anlaşıyoruz onunla. O yüzden siz ne taraftan bakıyorsunuz? Gücü nerede görüyorsunuz? Ben nerede görüyorum bilmiyorum, o yüzden buna cevap veremeyeceğim. Çağlar Ökten'in Seda Sayan'la birlikte olma uğruna sevgilisi Lara Şehiroğlu'nu terk ettiği iddia edilmişti. Evlilik haberleri çıktı ama bazı kötü haberler de çıktı. Sizi etkiliyor mu bu haberler? Öyle görünüyor mu? Seviyoruz sizi. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağ olun. Hayat seni yudum yudum geçeceğim bak gör. Öte yandan Seda Sayan'la müstakbel eşi geçen çarşamba Şişli'de bir mekanda eğlendi. Müzik.
Seda Sayan'la Çağlar Ökten çifti mekandan el ele çıktı. Seda Hanım, iyi akşamlar efendim, nasılsınız? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güzel bir Yunan gecesiydi galiba. İyi akşamlar. Geçen günlerde takı fuarında düzenlenen tanıtıma katılan Sayan, artık kadınların mücevhere ulaşma ve alım gücünün arttığını açıklamıştı. Bu sözleri sosyal medyada tepki çeken şarkıcı muhabirlere sitem etti. Bence her kadının kendine göre bir taşı vardır zaten ki artık söylüyorum, alım gücü gerçekten çok kolaylaştırıldı. Büyük bir önemli değil canım. Her kadın mücevher ister. Kesinlikle. Selam, çok sık konuşuyorduk efendim araç yerine kadar. Yok, size kızgınım. Neden efendim, bir anlaşılmamız oldu? Çünkü konuştuklarımı çarpıtıyorsunuz. Hangisi? Artık sizle konuşmama kararı aldım. İstemeden. Ne söylesem çarpıtıyorsunuz. Efendim, mücevher açıklaması çok konuşuldu. Onu sorsaydık. Çok tepki çekti. Konuşmayacağım Seda Hanım. Seda Hanım, mücevher açıklaması çok konuşuldu bugün. Daha çok konuşursunuz beni siz. Konuşun, konuşun. Yanlışımız ne oldu? Konuşun, konuşun. Bir hata mı ettik? Çok hatalısınız. Çok artık sizle konuşmuyorum. Bitti. Efendim, bu ezberleri... Bitti. Asla. İyi akşamlar Seda Hanım. Çağlar, 2 dakika bekliyorum. Bagaj aşağı. Arkadaşından gelen hediyenin aracının bagajına yerleştirilmesini bekleyen Seda Sayan, bu sırada sevgilisiyle sohbet etti.